Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 60 Seconds'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Benim klasik kanser oyunlarımdan bir tanesi. Bu sefer çok çok daha dikkat etmeyi düşünüyorum. Şu baştaki toparlama işini güzel yaparsam çok iyi olur. Hemen başlayalım. Hadi bakalım. Lütfen. Lütfen toparlayayım. En azından güzel toparlayayım. Burada bir şey yok. İyi, buraya gir, şuradan başla. Yani çoğu şeyin yerini göremediğim için başlarken. Evet, bu ağırlıkla olmaz kardeşim. Bak ben sana söyleyeyim. Çok ağırsın. Radyoyu aldım. Güzel. Takılma, canımı sıkma benim. Oğlunu al. Buradan yemek al. Su al. Hemen yan tarafa gideceğim. Hemen yan tarafa gideceğim. Ton bir şey alacağım. Kızını al. Daha fazla zorlama beni. Fener de orada. Fener de orada. Fener de burada. Feneri al. Koşsana Ted. Karımı aldım. Bir kere daha yapabilir miyim? Tamam, herkese aldım nasıl olsa. Şuradan bir şey alamadım. Maskeyi almadık değil mi? Maskeyi almadık. Baltayı. Aa. Kartlar. Balta yok, maske yok. Kartlar yok. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. İyi ki buradaymış. Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece burada işleri yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konserve, çorba sağlıklı bir şeydi. Üst katta hiçbir şey olmadığı için hiçbir yer olmadığı için bazı şeyleri sığınağa koyduğumuz. Tamam. Tamam. Yani yemek konusunda iyiyiz. Biz sıradan bir aileyiz. O yüzden arada bir kavga ediyoruz ama hiç bu kadar büyük bir kavga etmemiştik. Kimse birbiriyle konuşmak istemiyor. Umarız bu durum çok uzun sürmez. Daha ilk günden sizde yani. Ay, kartlarla baltayı da alsaydım var ya, çok güzel olurdu ya. Ama yemek de su stoğum güzel. Hemen göndereceğim birini dışarı, burada sıkıntı yok yani. Tartışmayı bıraktık, tamam. İyisiniz, iyisiniz, hiçbir şey yok. Hemen Mary Jane gidecek. Mary Jane'in çok korkunç bir sessizliği. Konuşun. Konuşun, konuşun, konuşun. Evet, gün 3. Devam. Sorunları çözmek için sıcak bir şeyler içip açık bir şekilde iletişim kurmak gibi söktü. Sıcak içeceğimiz yok ama sadece konuşmak. Tamam. Ay, hiçbir şey vermiyorum. Devam. Mary Jane gidiyor. Seri olalım. Sıkıntı yok. Mary Jane, senden sadece kart istiyorum. Bir de balta istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Gerçekten bak. Su verelim. Hepsini istiyor ama. Tamam. Ne diyor? Tak tak. Bu ses bizi hep şaşırtıyor ve telaşlandırıyor. İyi mi? Kapıyı açsak mı? Pişman olacağım değil mi? Kesinlikle pişman olacağım. Aç. Bak, yaralanmış. Aferin sana. Seni bu arada çok zorlanmadım, sürece iyileştirmeyeceğim. Biraz rol yapma oyunu oynayıp sığınağımızda bir tiyatro grubu kurmanın harika bir fikir olduğunu düşündük. Bu kulübe gök gürültüsü kubbesi. Günün geri kalanını senaryo yazmakla geçirdik. Bu yüzden neredeyse kavga edecektik ve daha basit bir şey oynamanın daha iyi olacağını karar verdik. Yani daha oyunun başında düzenli karar vereceğim diyorum. Adamı yaralıyorum daha 5. günden. Yapacak bir şey yok. Devam. Biraz da olsa eğlenmek için sevdiğimiz filmlere sahneyi canlandırmak karar verdik. Nedense seçtiğimiz bütün sahneler onun filmine aitmiş.
O evler iyileşse bile tehdit yüzünde korkunç yara izleriyle gezecek. Tamam. Devam devam. Bu duvarların içinde güvende olabiliriz ama ilgilenmemiz gereken başka sorunlar da var. Hiçbirimiz doğru düzgün uyuyamıyoruz. Bu durumla en kısa sürede ilgilenmemiz lazım. Aksine gerçek bir tehlike, mesela Mars'ımızı. Niye bana onu kullandırtıyorsun ki? Ne alaka? Hayır, kullanma. Kullansaydım tedi iyileştirirdim. Sıkıntı yok. Tamam. Semptomlarımız cesurca görmezden giderek en azından 1-2 saat uyumaya çalışacak. Şansımız yaver gitmedi. Eskisinden daha yorgunuz şu anda ve yakında yüzleşmemiz gereken başka sorunlarımız da var. Umarız esneme seslerimiz yağmacıları kaçırmaya yeter ve bizi radyasyon hastalığından korur. Bir bekleyeyim ya bir gün daha. Ölmüyorsunuz. Sorun yok. Haberler iyi. Devlet bulunduğumuz bölge havadan kayalı. Abi inanılmaz ya. Maskeyi alırım. Şu seçeneği bana sunmaz oyun. O kadar kanser bir oyunsun ki. Gerçekten o kadar kanser bir oyunsun ki. Su vereyim. Dedin yaraları ne durumda? Tamam. Devam. Bu ses neydi? Dört nala giden bir at mı? Hızla kapıya gittik ve karşımızda bir orta çağ panayırından çıkmış gibi görünen iki adam var. Sesin nereden geldiğini anladık. İçlerinden biri elindeki iki taşı sürekli olarak birbirine vurup at sesi çıkartırken diğeri zıplayarak bir binici taklidi yapıyordu. Güzel kafa kanka. Bize antika bir fincan aradıklarını ama yollarını kaybettiklerini, eğer bir haritamız varsa ve ona bakmalarına izin verirsek bize çok minnettar olacaklarını söylediler. Haritam yok. Yok galiba. Dayanamayıp bir kahkahaya bastı. Konuklarımız biraz alındılar. Bağırarak atlarımızın birer kemirgen olduğunu ve... Aa, terbiyesiz. Test susuzluğunu giderdi. Ben bunlara yemek vermedim bu arada hala. Aa. Sana yemek vereyim. Diğerleri... Neyse çok iyi olacak diyor. Aç diyor. Tamam, onlara vermeyeceğim. Teli de iyileştireyim artık. Vereceğim belki gelirken şeye getirir çünkü. Artık olup bitenleri merak etmek yerine sorular sormaya başlamanın ya da en azından bazı makul yanıtlar almanın vakti geldi. Bunun için bir radyo istasyonunu dinleyip iyi dinle. Aha, Mary Jane geldi. Tabii ki de hasta. Aa, kart getirmiş. Güzel, radyoyu da bozmamışlar. Çok iyi. Silah getirmiş. Zayıf bir sinyal yakalayıp devletin acil durum duyuru hizmetine bağlanmayı başardık. Bir bakalım ne oldu, haberler harika. Dışarıdaki felaket artık neresi tamamen bitmiş. Yüzeyde yolculuk etmek artık çok daha güvenli olacaktır. Mary Jane yüzeyden sığınağa geri dönünce tarif edilemeyen bir mutluluk yaşadık. İyi, güzel. İçinde çok fazla ürün bulunan el değmemiş bir mağaza bulduk. Hatta domates çorbalarından farklı yiyecekler de vardı. Bu kıyamet sonrası zamanlarında büyük lüks gerçekten. Tam ona uzanacakken çıkan bir korkunç sesle donakaldık. Ağır bir şey gökyüzünden düşüp tam mağazanın üstüne inerek onu yerle bir etti. Tozlar çöktükten sonra bu cisim ne olduğunu görebildik. Bir uzay gemi. Hadi oradan. Tim eskiden çizgi romanlar okurdu. Onlardaki gibi. Bu Mars'tan gelen bir uçağın daire olabilir mi? Ha, Mars kanka. O zaman neden yan tarafında Amerikan bayrağı var ve Astro Yurttaş diye bir logosu var? Bu bir istila mı? Bunlar iyice kafayı yediler. Hünerli küçük uzaylı tipler. Birisi büyük bir çorbanın içine bir sürü eşya dol... Çorabın. Çorba okudum. Doldurmuş. Çorap kazadan nasıl sağ çıktı bilmiyoruz ama iyi. İki su. Güzel. Enkazın içine yuvarlanan mücevherleri almaya niyetlendik. Bir an
Ama bunlarla ne yapacaktık ki? Bunu yine boş bir uzay kaskının içine sıkıştırıyor. Tamam. Tamam. Dolar ise yemek. Tede yemek. Dolar ise yemek. Tede yemek. Timi gidiyorsun. Timi gidiyor, 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 gidiyor. Bir nükleer sığınakta otururken duymayı beklediğimiz son şey bir trompet sesiydi. Bir trompetçi olmadığı ve hatta daha önceden hiçbir trompet sesi duymadığı bariz bir şekilde anlaşılan biri tarafından çalınıyordu. Yani kötü çalınıyor. Birlikte geldiği arkadaşı kapı çaldı ve mutlu insanların içeri girmesine izin verin dedi. Böylece zenginden alıp fakire vereceklermiş. Onları içeri alsak mı? Hayır. Beni zengin görüp ürünlerimi almasınlar sonra. Açmıyorum. Hadi bakayım. Bu şüpheli çağrılara yanıt vermedik ve dışarıdaki gürültüler azalana kadar kapının kilidini açmadık. O insanların tekrar gelmelerini pek istediğimi söyleyemeyiz. Zararsız insanlara benziyorlardı ama bu sıkıntılı zamana zararsız insanlara güvenilir mi? Güvenebilir miyiz? Hayır. Evet, zararsız yürümeli insanlardan çok daha kötü olabilirler. Evet. Ne diyor? Ted'e yemek vermedim mi ben? Verdim abi. Tamam, su. Tamam. Çok karıştı, bir saniye. Şimdi ne diyor? Ted zayıf görünüyor. Bugün bir şeyler yemezse sonu kötü olabilir. Ted'e yemek vereceğim. Ted'e yemek ve su vereceğim. Başka? Vereceğine de yemek ve su vereyim. Yemeğim azalıyor. Bitim pek bir şey istemiyor ama su içmesi lazım. Hayır, bir şey vermeyeceğim. Tamam. Sorun yok. Devam. Timi gidiyor. Hadi canım. Şey getir de ablanı iyileştireyim. Şundan. Neyse ismi artık. Tamam. Şu an yok. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Dolarısı su içmezse artık yaşayamayacak demiş. Dolarısı su vereceğiz. Ted, sana yemek verdim, canımı sıkma benim. Dolarısı su. Dülülülü dülülülü. Şu işe bak, bir daha işte telefonu... Aa, kulübeden çalıyormuş. Koş git bak bakayım kız. Bulaştırmadan herhalde herkese hastalık. Heh, o ses öyle bir sesti çünkü de. Telefon açmamızı arayan kişinin sesindeki rahatlığı net bir şekilde duydum. Ha, bu Hil Vadisi'ndeki kadın. Tamam. Tedavi edilmezse yapacak bir şey yok. Şu an bir şey veremem. Çünkü iyileştirecek bir şeyim yok. Dolayısıyla da yemek veriyorum sadece. Devam. Bizi bu korkunç durumdan kurtarabilecek biri varsa o da devletimizdir. Onları acımasızca eleştirebilirsin ama bu seni sadece bir muhalif ve komünist yapar. Biz iyi yurttaşlarız, vergilerimizi düzenli olarak ödedik. O yüzden Sam amcanın bizi kurtarmaya geleceğine eminiz. Sam amca ne öyle? Başkanınızın ismi. Neyse. Eh, bir keresinde şey olmuştu o hariç tabii. Neyse, devlet görevlileri genel gözümüz kulağımızın ardında. Bak bakayım, devletten bahsediyor yani, bozmaz diye düşünüyorum. İyi, bozmadı. Güzel. Bulaştırma kimseye hastalık. Biliyorduk, devlet hala ayakta. Güzel. Ve bizi kurtarmaya geliyorlar. Radyodaki yayında tam tarih vermediler ama bizi çok fazla bekletmeyeceklerinden eminiz. Birkaç gün içinde irtibat kuracaklarını söylediler ve bizden yeni talimatlar beklememizi istediler. Tamam. Ted'in karnı gurulduyormuş. Umurumda değil. Su içmek istiyormuş. Ölmediğin için sıkıntı yok. Bir şeyler ise iyi olacak. İlaç yok mu? Yorgun diyor. Bir şeyler içmeli diyor. Herhangi bir ölüm şeyi sunmuyor. O zaman devam ediyorum. Bu nükleer sığınak kim tarzı tam iddiaymış ama buradan damlayan şu yeşil şey. Aa, dur. Yanımıza getirmiş şeyden bak. Abi hiçbirini yapamıyoruz. Lan. Direkt kitabı kurtar. Kitabı kurtar. Hastalık kapmayın lütfen. Lütfen. Güzel. Sorun yok, devam ediyoruz. Ne yapacağımızı bulamadık ve bir nükleer kıyamet sonrasında sıradan boruların böyle şeyler yapmasının normal olduğunu düşünüp onu görmezden gelmeye karar verdik. Sonra
Ama bugün kendimizi biraz tuhaf hissediyoruz. Muhtemelen bununla alakası yok, hem de hiç. Hasta olmadınız değil mi? Aman diyeyim. Tamam, Tedesu. Tetsu. Oh, birileri ölüyordur. Tetsu. Sürekli bayılıyor. Mary Jane'e hem yemek hem su. Dur. Mary Jane'e hem yemek hem su. Dolores ne diyor? Yese iyi olacak diyor. Sıkıntı yok. Su içmesi yaşamayacak diyor. Sana da su. Son keşif gezimizde kıyafetleri paramparça olmuş leş gibi kokan bir adama rastladık. Yaşçı beleşçi Jim'di bu. Bomba düşmeden önce kasabamızın sokaklarında dolanırdı. Artık nükleer çölde donanıyor ve görünüşe göre bizi evimize kadar takip etmiş. Şu an kapılarımız yumruldu. Taş mı? Taş satın almak ister misiniz diye sor. Evet, ister miyiz? Hayır. Taş maş istemiyorum. Hala sorun yok. Devam. Böyle bir durumda yapılabilecek en makul şeyi yaptık. Gerçekten yüksek bir sesle bağırarak ve evde kimsenin olmadığını söyledik. Gerçekten harikasınız. Muazzam bir zekaya sahipsiniz var ya, ben sizinle niye uğraşıyorken? Uğraşıyorum ki. Siz hallediyorsunuz zaten. Yaşlı adam kısa sonra gitti. Dinlendi. Tamam. İyileşmedi. Yapacak bir şey yok. Şey getirirse iyileştireceğim zaten. Giderdi. Çok aç. Önemli değil. Tamam. Ted çok zayıf görünüp şeyler yemesi sonu kötü olabilir. Ted'e yemek vereyim. Ay, yemeğim azalıyor. Tim çabuk gel. Keşke çıkıp gidebilseydik. Burada yapacak bir şey olmadan oturmak bizi delirtiyor. Ben de deliriyorum biliyor musunuz sizinle uğraşırken. Ne tesadüf. Aa, oğlum geldi. O nerede şey? Bu nerede? Balta nerede? Su mu getirdin sadece? Yemek yok oğlum. Umarız gideceğimiz zaman yakında gelir. Timmy için çok endişeliydik ama nükleer çölden geri dönmeyi başardı. Tamam. Ve şu anda bizimle güvende. Evet. Eskiden uzun yol otobüslerine yemekle, özellikle de kötü kokan yemekler dolu bavullarla binen insanları hiç sevmezdik. Ama mevcut durumda konser ve çorba ile dolu bavullar bulursak çok mutlu olacağız kesinlikle. Kokuşmuş peynire bile razıyız. Bence de katılıyorum. Niye konuşamıyorum ben? Yerel atletizm takımımız taşrada bir yerlerde düzenlenen bir şampiyonaya gitmek için hazırlanıyordu. Takım otobüsü temiz su ve yedek ayakkabılarla doluydu. Maalesef ayakkabıların numaraları bize uymadı. O yüzden sadece su şişelerini tamamını aldık. Tamam. Bu son keşif bizi biraz düşünmeye etti. Belki bir taşıt bularak bu kabustan uzaklaşabiliriz. Tabii elimizdeki arabaların çoğu yanıp kül olmuş durumda ama sağlam bir yer bulup birkaç parça kurtarabilirsek kendi harcımızı yapabiliriz. Çok mantıklı. Geçen bölümde yapmaya çalışmıştım ama olmamıştı. Gece. Tamam. Mary Jane çok aç. Yapacak bir şey yok. Mary Jane hasta ama yapacak hiçbir şeyim yok biliyor musunuz? Çünkü getirmedi. Yemin ederim iyileştirecektim. Ama bir şey istemiyorlar. Mary Jane'i hasta göndermeyeceğim. O yüzden Dolores'i göndereceğim. Mary Jane karanlık çökünce bir takım işler karıştırırken yakalan genç bir çocukla buluştuğunu itiraf edince Dolores dedirdi. Tamam, bunu biliyoruz. Özür dilemek istiyorum. Sıkıntı olmuyordu diye hatırlıyorum. Hayattayız hala. Saatler süren ağlama, yalvarma, ikna ve biraz daha ağlamanın ardından Dolores pes etti. Mary Jane hadi çocuğa bir not yazdı. Üzerine domates çorbası ile birkaç kalp çizdi ve notu vermeye gitti. Güzel. Domates çorbası ile kalp de. Çıtayı baya yükseltti Mary Jane. Geri döndüğünde kızgın ve kırgınım. Meğer çocuk dün gece onu beklerken mutat bir rakunayı. Aa, afiyet. Mary Jane böylesinin daha hayırlı olduğunu söyledi. Çocukta bir erken yaklaşan çok rakun yemi hamuru varmış. Evet. Su yok. Sıkıntı yok. Devam. Meyeceğim bir şeylerse iyi olacak. Bir ilaç yok mu? Ara sıra herkes su içmek ister. Bu meyeceğe hiç su kaldı mı? Dur. Timi yemek. Ya şimdi ya hiç diyor çünkü. Timi ve Dolores yemek. Timi, Dolores yemek. Değil mi?
Tamam. Dolayısıyla gidiyorsun canım. Timmy yorgun. Mary Jane hasta. Kaçma ihtimali var. O yüzden bu tehlikeyi göze alamam. Devam. Ted'e su. Gözü toprağa bakıyormuş. Allah'ım ya. Mary Jane bayılıyor ama içecek bir şeyler. Tamam, suyum var. Sıkıntı yok ya. Tamam, buna da mı su? Tamam hadi. Bu sesten olamaz. Bir şey veya biri var altımızda. Bu sesi kaynağı kontrol. Neyse iyi. Kırmazsın herhalde. Hı? Aferin sana. Gene mi yaralandın? Hı? Hı? Bıktım senden. O neydi öyle? Oradan sağ çıkmayı zor başardık. Bu tam bir timsah. Ya da bir krokodil. Hı. Yaralanan var mı? Olmaz mı? Ted dururken. Kim yaralanacak başka? Mary Jane açlıktan ölüyormuş. Tamam. Mary Jane açlıktan ölüyormuş. Al. Mi ne diyor? Çok aç diyor. Sıkıntı yok. Zayıf güvenip bir şeyler yemezse sonu kötü olabilir. Dede yemek. Aha. Alarm, dışarıda bir grup insan var ve pek de dost şansı görünmüyorlar. Bazılarını tanıyoruz. Eskiden bizim mahallede nöbetindelerdi. Ama ağır... Yok pardon. Mahallenin refahı artık pek umurlarında değil gibi. Ama ağır elf fenerlerin sinirli sanal konusu çok iyiydi. Kilit. Allah'ım patlamayalım lütfen. Kilit gitti tabii ki de. Küçük bir asma kilidini onları durdurabileceğini hiç sanmıyorum. Ama çok erken geldiler. Daha 21. gündeyiz ya. Ama kim ne bilirse sağlarını cezatı kırmayı. Bu hane tecavüz olayını. Başarı sonuçlandırmak için elimizden geleni yap. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Tabii bir şeyler yemeli. Gerek yok. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yapamam yani şu an. Radyo frekans arasında gezen tuhaf bir sinyal, yakın korkunç bir radyo parası, çığlıkların arasında ses duyduğumuzda yemin ediyoruz yabancı dilde konuşan biz. Aman tanrım, Sovyetlerse. Hayır, bozarsınız falan. Ellemeyin radyoyu. Radyo lazım. Ay, dolar eskiler artık, yemeğim az kaldı. Ted, su, ölmüyor sanırım, sıkıntı yok. Timmy bir şeyler yemeli ya şimdi ya hiç. Al. Bugün bizi ikiz kız kardeşi endişelen genç bir adam ziyaret etti. Kız yeni Haydut Kaleleri... Kalesindekilerin planlarını öğrenmek amacı casusluk yaparken bir haydut kampında kaybolmuş. Bize sonuna kadar güveniyor ve oldukça dost şansı gibi görünür ama bazı endişeleri var. Kesinlikle yardıma muhtaç olan. Mary Jane, zaten hastasın. Git bak bakayım ne oluyormuş. Okey. Genç adamın yanında diğer felaketlerden oluşan bir grup vardı ve hepsi silahlıydılar ama gerçekten dost canlısıydılar. Kızı bulduk, ona bir silah fırlattık ve çıkış tutan haydutları geri püskürttük. Kardeşler yeniden bir araya geldiğine sevindiler. Ya bu muhabbet hep yaşıyoruz da bana bir yararlı olmuyor yani bunların. Ama kafada çok karışmıştım. Meğer haydutların lideri babalarıymış. Vay anasını be. Bunu 5. falan duyuyor. Dünya artık ne kadar çılgın, tamam. Bak yakında tekrar görüşeceğimi söylediler diyor ama hiçbir şey olmuyor. Ben dayanamıyorum gerçi o zamana kadar. Durumu kötüleşiyormuş. Yapacak bir şey yok. Ölebilirsin. Eleştiremiyorum seni. Sen de ölebilirsin. Sıkıntı yok yani. Su. Su. Üstü başı kir içinde bir tür... Hayır. Onu biliyorum. Kedi muhabbeti o.
İstemiyorum kedi falan. Aa! Abi ama iyileştiremedim ki ya. Of. Ay. Yemek. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Yemek. Mary Jane'e yemek. Şeye gelse de onu iyileştirecektim orada. Mary Jane'i iyileştirmeyecektim. Gelmedi ama. Mary Jane değil mi yemek? Burada çok bağırdım, kusura bakmayın. Oradan yapılan bir yayın daha bulunduğumuz yere alan. Ha, güzel, tamam, hadi. Kullan. Dolores gelmeyecek değil mi? Kartları bırak, artık tek yapmamız gereken şey ordunun yerini bulmamız. Tamam. Tamam. Günlük kaynak sayımızı yaparken birçok şey içmiştir, mürece içmiştir. Kesin. Aha. Benim karım geldi. Kocan öldü ama sen bilirsin. Ay çok hasta. Yemek getirmiş ama. Ne balta var. Aa, kartlar duruyor bu arada. Aa, bunları ben kaybedeceğim yine. Çok hastalar. Aa. Bu niye oldu? Bu yaptığını yüzüne söylediğimizde Mary Jane öfkeye çığlık atıp bizim için bir daha asla bir şey yapmaya çalışmayacağını söyledi ve hala dolu olan bir konserve duvara fırlatarak tüm çorbanı yere dökmesine neden oldu. Mary Jane öl ya. Vallahi bak. Vallahi bak. Kutu incelediğimiz üzerinde özenle bağlanmış bir kurdele olduğunu gördüm. Meğer bunu bizim için bir şükran günü hediyesi olarak verecek. Aa. Kendimizi çok suçlu hissediyoruz. O yüzden ondan özür dilemek yerine bir tap düşene kadar tartışıp birbirimize bağırmaya başladı. Sorun çözüldü. Çok mantıklı. Dolores döndü. Tamam. Kaynak ararken hiçbir şey çıkmaz gibi görünse de her olası köşe bucağı kontrol etmek gerekir. Bunu bildiğimiz için işe yaramayan kıyamet öncesi paralarından oluşan yığınlar haricinde bir şey bulma ümidiyle bölgedeki banka harabelerin arasına girdik. Görünüşe göre banka patlamadan hemen önce soyulmuş. Tesadüfe bak. Kasa dairesi oyuncak ayıların içine gizlenmiş testerelerle açılmış. Wow, testereyi nasıl sığdırmışlar oyuncak ayılara, neyse. Kim böyle bir şey yapar ki, bilmem. Anca siz yaparsınız, neyse. Neyse, soygunun sebebini hemen anladık. İçeri domates çorbası, tamam. Güzel. Kim koydu acaba? Belki de kargocular aş evi yerine bankaya getirmişlerdir. Çok mantıklı düşünüyorsun. Çok çok. Gişelerin yanında yerde duran bir alışveriş torbası bulduk. İçinde birkaç çürük muz, bir el kremi, bir çift tavşanlı terlik. Onu benim için alabilirdiniz. Ve şişe içinde biraz su bulduk. Tüm ganimetler çok cazip görünse de kendimi sadece suyu almak için kısıldı. Tamam. Yakınlardaki otoparklara göz atıp yanıp kül olmamış bir araç bulmaya çalıştık. Ay, başardık diye okudum ya. Çok sevinmiştim. Maalesef işe yarar hiçbir şey bulamadık. Belki gece keşfet şansımız yaver gider. Belki gider ama yani. Ben hayatta kalabilecek miyim? Vermiyorum hiçbir şey. Yapacak hiçbir şey yok. Devam. Gidiyorsunuz çocuklar. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben Mary Jane'i göndermeyi düşünüyordum ama Mary Jane muhtemelen gelmeyecek. O yüzden Timmy'yi göndereceğim. Timmy çok iyi durun. Ona biraz konuşup. Konuşun hadi. Gider ayak. Göndereceğim dedim. Daha 22. günden mi ne ölmezsin yani Ted. Ölmezsin yani. Bu nasıl bir beceriksizlik? Tamam. İyi olacak diyor. Sıkıntı yok. Hemen diyor. İçecek. Tamam. Yapacak hiçbir şey yok. Gene hastalık beni kırdı geçirdi yani. Sıkıntı yok. Dolores bu gece bir şeyler yemezse. Ne diyor? Dolores yemek. Vereyim. Timmy'ye hem yemek hem su. Timmy gidiyor. Timmy gidiyor. Ben yani sağlıklı bir şekilde dönebilecek tek kişi o bence. Ben de bu hastalarla artık savaş vereceğim burada. Belki kendilerinden iyileşirler ya. Yani inşallah. Tamam. Yapacak bir şey yok. Dolar ise su. Devam. Heh.
Ne diyor? Bugün bir seyyar satıcı bize uğradı. Willy olarak tanıttı. Kartı vermem, bunu vermem. Dama karşılığında ne veriyor? Su veriyor. Benim suyum ne kadar var? Suyum var ya. Hayır, vermeyeceğim hiçbir şey. Belki dama ile oyun oynarlar, delirmezler falan. Gerçi hastalıktan kafayı yiyecekler. Hastalık öldürecek onları. Mericen açlıktan ölüyor. Ben bir tek Mericen'e yemek vereyim. Son birkaç saatte sanata nefes almak yerine, pardon, almak giderek daha da zor bir hal aldı. Havalandırmada bir sorun olabileceğinden şüpheniz. Acaba içine bir şeyler mi sıkıştı ama nasıl buna? Bak bakayım ne varmış içinde. Mucize 30 gün dayandı. Bir havalandırma tıkanında yapılması gereken şey normal tıkanıklık sebebini öğrenir ama el feneri bir mutant böcek görseniz. Ne alaka? Ben içine bakın diye verdim onu ya. Gerçi bakmışsınız da ısırmışlar bizi. Zaten hastaydınız, sorun yok. Hayır, ilacım yok. Dolores bir de yaralandı mı? Vay anasını. Hem yaralı hem hasta. Bu kadın nasıl hayatta kalsın? Hiç beklemediğimiz bir anda yaşanan öngörülemeyen olaylara hazır olmak çok zor. Bunların özelliği zaten öngörülemez olmaları. O kadar zekisin ki. O yüzden mantıklı. Çok mantıklı, evet. Devam. Bari birinizi kurtarayım ya bak. Gerçekten. O şanslı kişi kimse, birinizi kurtarayım yani. Jane bir şeyler yese iyi olacak. İyileşmedi. Sürekli bayılıyor diyor. Jane. Su. Dolores'te yemek. Okumadım. Ama gerçi harita soruyordu. Haritam yoktu. Yani bir işe yaramayacaktı. Valla bir an yanlışlıkla bastım. Evet. Yapacak bir şey yok. İlaç yok maalesef. Hala iyileşmedi. İlgilenmeliyiz diyor yaralarıyla. Yapacak hiçbir şey yok. Ölecekler bu arada. Yaralarıyla ölecekler. Gerçekten. Dolores'e su. Değil mi? Evet. Köşedeki dükkan hala ayakta mı diye dışarı kısa bir süreliğine göz atmaya karar verdi. Tam dışarı adım atacakken karanlıkta bir hırıltı duyduk ve birkaç metre öte vahşi bir çift göz. Bir çift vahşi göz belirdi. Vur Emre. Aha. Timmy'yi vurmadık herhalde. Vahşi dedin çünkü. Aa, Sırat da duruyor. Çok iyi. Aa. Ha, Timmy'yi vurmadık. Timmy dönmedi. Timmy'yi vurduk sandım. Aklım çıktı. Tüfekle hızlıca ateş. Timmy şimdiden dönmüş olmalıydı. Bittik biz. Kaybettik. Şimdi Mary Jane'i yollayacağım. Tamam mı? Ben size senaryoyu yazayım. Hasta olduğu için dönmeyecek. Kesin. Dolores'i yollasam aynı şekilde. Ama ilaca ihtiyacım var. Birinden feragat edeceğim. Yani Mary Jane'i yollayacağım. En azından Dolores dursun diyeceğim. Ama Dolores de iki şekilde yaralı. Of. Dur bakayım. Mary Jane için kullanacağınız bir ilaç yok mu? Yok. Mary Jane açlıktan ölüyormuş. Tamam. Evet, dolarız aşağı gönderirse ölür diyor. O zaman Mary Jane'i yollayacağım. Ya şuna ihtiyacım var çünkü. Aksi takdirde ölecek. Gerçekten sırf şu şey için. Bu korkunç sessizlik sıkıcı olmaya başladı. Her mutlu örnek ailede olduğu gibi konuşacak çok fazla şeyimiz yok. Harika bir ailesiniz. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var. Herhangi... Hayır. Ellemiyorsunuz radyoyu. Radyoya ihtiyacım var.
Mary göndereceğim mecbur. Yapabilecek bir şey yok. Bu niye burada? Ne diyor? Burada hiçbir şey yok. Acaba gerçekten tüm gücümüzle denersek komşuların kendi sınaklandığı sesini duyabilir miyiz? Bilmem deneyim bakayım. Jane için içecek bir şeyler. Al. Bu kadar hastayken hiçbir şey yapmadan oturamayız. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam. Arkadaşım. Böyle mi gideyim? Niye böyle gideyim? Aa! Gönderemiyorum. Yaralı diye mi gönderemiyorum? Evet, yaralı diye gönderemiyorum. Bu şekilde artık gittiği yere kadar. Hadi bakayım. Mary Jane çok aç. Yorgun. Aa, yorgun diyor, o yüzden gitmiyor. Dün hiçbir şeyin yoktu. Ne oldu yani birden? Bir şeyler yese iyi olacak. Yapacak bir şey yok. Hasta. Yorgun. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Orada yine radyo haber gören başladı. Bunun bir tahliye sinyali olduğuna emindik. İmkanı tüm yurttaşı kadar farklı 2-3 ağaç kesmeleri istedi. Çok saçma geliyor. Bence de. Yazıda yapamıyorum. Hiçbir şey de saçma yani. Şöyle bir son yazıyormuş bir de. Ben gene bir aa yapıyormuşum. Biz oduncu değiliz. Evet. Ve o parka kesip biçmeyeceğiz. Aynen öyle. Belki başka bir sefere. Tuba zaten yeterince kötüydü ama öksürük daha da kötü. Bıktım bu hastalıktan. Tamam. Al canım. Sen bir şey istiyor musun? Son günlerinizi bari tok ve susuz geçirin. Ay, suyunuzu içmiş bir şekilde geçirin. Dans eden bir hamam böceği göreceğimiz aklımız ucundan bile geçmezdi. Gerçi hala görmüştüz ama bir kedi büyüklüğünde olan bir tane gördük. Dans eden hamam böceği göreceğimiz aklımız ucundan geçmezdi. Gerçi hala görmüş değiliz diyor ya. İşin iyi yanı galiba buradaki tüm tamam. Hadi. Kolla. Hani ölmediniz hala. Merakla ölmenizi bekliyorum. Ucuz atlattık. Şu parlayan böcekler dolu bir yuva bizi nükleer çöle kaçmaya yetebilirdi. Hamam böcekleri iğrençtir ama radyoaktif hamam böcekleri iyi. Tuba zaten yeterince kötüydü. Bu Mary herhalde. Tuba yazıp duruyor ama. Yapacak bir şey yok. Mary Jane açlıktan ölüyormuş. Al. Tok öl. Arkadaşlar kimseyi gönderemiyorum dışarıya. Bak gönderemediğim için ölecekler. İlaç alamadım çünkü. Gece kapının arka tarafına bazı şüpheli sesler geldiğini duyduk. Sabah göz ucuyla dışarı baktım. Deri bir bavul gördük. Üzerinde bir adres ve isim yoktu. Zaten hastasınız. En kötü ne olabilir aç? Bak. Emireceğin hayatta onu yaşatsaydım. Ama iyi son kullanma tarihi geçti. Çokumuz kendimizi pek iyi hissetmiyoruz. Bazılarımız... Tamam. Geçmişler olsun, bir de geçirmişler olsun. Yine olmadı. Tükendim ya. Gerçekten tükendim. Yani ben bunları nasıl yaralanmadan kurtaracağım, koruyacağım?
Ondan sonra ne bileyim, hastalıktan koruyacağım. Bilmiyorum yani, iyileşmiyor mübarekler. İyileşmiyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bir kere daha kanser etti beni. İnanılmaz sinirliyim ya. Ya şu oyunu gerçekten bitirmeden bırakacağım gibi gözüküyor. Ay, böyle deyip haftaya gene oynayacağım. Neyse, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki seçimlerime çok kızıyorsunuz ama bilmiyorum ne yapmam gerektiğini. Oynaya oynaya öğreneceğiz. Oynaya oynaya bir şekilde kurtaracağız artık onları. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.